Güzel. Devam ediyoruz. Geldik diğer bir soruya. Bakalım öğretmenin öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler üzerinde uyguladığı öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Ortaokul 4. sınıf matematik dersinde katı cisimlerde alan hesaplamaları konusunda öğretmen bir grup öğrencinin zorlandığını fark eder. Sorunu çözmek için önce materyaller yardımıyla küp, küre, silindir, koni gibi katı cisimleri öğrencileriyle oluşturur ve gerekli yönlendirmeleri alan öğrenciler alan hesaplamalarını yapmalarını sağlar. Daha sonra öğrencinin gelişimini izleyerek alan hesaplamalarındaki ilerlemelerine göre yönlendirme düzeyini giderek azaltır. Şimdi dikkat. Bunu biliyoruz. Sürecin başında öğretmenin yönlendirmesi, rehberliği, yol göstericiyle öğrenci bir konuyu öğrenmeye başlıyordu. Öğrenci öğrenmede kendini geliştirdikçe uzmanın etkisi giderek azalıyorsa bu tekniğin adı neydi? Gösterip yaptırma değil, gösteri değil, benzetim değil, mikro öğretim değil. Uzmanın etkisinin giderek azaldığı öğretim tekniğimiz bilişsel çıraklıktı. Dolayısıyla sorumuzun cevabı ne oldu? Giderek azalmadan dolayı B seçeneği oldu. Anlaştık mı? Güzel. Devam edelim. Geldik yeni bir soruya. Temel ilkeleri verilen öğretim yöntem, teknik ya da yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir diyor. Öğretmenin de öğrencinin de aktif olması gereken bir süreçtir. Bakalım. Anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesi amaçlanır. Ardışıklık ilkesi öğretim sisteminin iskeletini oluşturur. Önemli olan nesnel nitelikteki bilgilerin bütünlük içerisinde öğrenciye aktarılmasıdır. Şimdi aktarmada iki tane ne kullanıyoruz biz? Öğretim yöntem ya da yaklaşıma. Biri anlatım, öteki sonuç. Anlatım tamamen öğretmenin anlatıp öğrencinin pasif olduğu ve ezber öğrenmenin gerçekleştiği bir süreçti. Ama ne diyor bana burada? Öğretmenin aktardığı fakat aktarılan bilginin öğrenci tarafından anlamlı öğrenildiği bir süreç diyorsa, anlamlı öğrenmenin aktarıma dayalı bir eğitimde gerçekleştiği yaklaşımın adı neydi? Sunuş yoluyla öğrenme yaklaşımı. Bakalım. Araştırma değil, anlatım değil, buluş değil, modüler öğretim değil. Dolayısıyla bu dört temel ilke bana sunuş yoluyla öğretim stratejisini açıklıyor. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı E seçeneğinde verilen sunuş yolu olacaktır arkadaşlar. Devam edelim. Geldik yeni soruya. Nazım öğretmenin bu örnekte uyguladığı tartışma tekniği aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım. Açık oturum, forum, panel, kolegyum, sempozyum var. Ortaokul 4. sınıf sosyal bilgiler derse Nazım öğretmen üretimden tüketime öğrenme alanında bilinçli tüketicinin ne olduğunu bilir ve örneklerle yorumlar kazanımını edindirmek amacıyla sınıfta 5 kişilik bir öğrenci grubu oluşturur. Bakın 5 kişilik bir grubu oluşturduk. Öğrenciler öğretmenin belirlediği sırada konuyla ilgili düşüncelerini 5'er dakikada açıklar. Bak şimdi grup var elimde. Öğrenci, 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 öğrenci. Bunlar sırayla önce bir, sonra bu, iki, sonra üç, sonra dört, sonra beş nolu öğrenci. 5 dakikalık sürede o konuyla ilgili düşüncelerini sırayla sınıf açıklıyor. Açıklar. Grup düşüncelerini açıkladıktan sonra sınıftaki diğer öğrenci kısa kısa görüşlerini açıklar ve süreç sonlandırılır. Grubun bir konuda başkandan söz alıp belli sürede sırayla düşüncelerini açıkladığı tartışma tekniği neydi? Sempozyum değil, kolegyum değil, panel değil, forum değil. Cevabımız açık oturum olacaktı. Biliyoruz zaten tartışma teknikleri işlemiştik. Tam açık oturuma uygun bir sistem düzenlemesi yapılmış sorumuzda. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır arkadaşlar. Devam edelim. Çoklu zeka kuramı sorusu. Bakalım çoklu zeka kuramına göre Zeki'nin baskın olan zeka alanları aşağıdakilerden hangisidir? Yine özelliklerini bulup işaretleme yapacağız. Zeki, Türkçe dersinde öğrendiği konulardan ve okuduğu şiir hikayelerden yola çıkarak karikatür, resim, karikatürler, resimler, zihin ve kavram haritaları oluşturmaktadır. Hepsi bunların bir şekil mi? Evet. Şekle dayalı etkinlikler yapıyorsa Zeki tamamen görsel uzamsal zekaya sahiptir. Hemen görselleri işaretleyelim. Bakın seçenekleri yine ikiye indirdik. Devam edelim. Oluşturduğu etkinlikleri sunarken öğrendikleriyle bağlantılar kurmakta. Bakın öğrendikleriyle bağlantılar kurmakta, çıkarımlarda bulunmakta ve yorum yapabilmektedir. Bakın
bir öğrencinin öğrendikleri arasında bağlantı kurması, çıkarımda bulunması, yorum yapabilmesi o konu üzerinde tamamen mantık yürüttüğünün bir göstergesidir. Bu durumda ne oluyor tamamen? Mantıksal matematiksel zeka. Bulalım mantıksal matematiksel zekayı. Evet, sorumuzun cevabı çıktı. C seçeneği. Böylece Türk dilini etkili ve güzel kullanmaya çalışmaktadır diyor. Bak dikkat et. Resim, karikatür, zihin kavram haritasından dolayı görsel, bağlantı kurma, çıkarımda bulunma, yorum yapma yani mantıklı düşünmeden dolayı da mantıksal zekayı dikkate aldık. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C seçeneği, görsel ve mantıksal zeka olacaktır arkadaşlar. Tamam mı? Tamam, güzel. Devam ediyoruz o zaman. Geldik ÖYT dersinin en gıcık sorusuna. Bakalım ne yapacağız şimdi? Ne diyor? Neşet öğretme öğrenme sürecinde iki farklı öğrenme biçimiyle sürece katılıp etkili öğrenebilmektedir. Şimdi neydi? Yaşantı temelli öğrenme modeline göre diyor ki işte Neşet'in diyor öğrenmesini nedir diyor. Neydi bizim ipucumuz? Somut yaşantı, soyut kavramsallaştırma, aktif yaşantı, yansıtıcı gözlem, yerleştiren, ayrıştıran, değiştiren ve özümleyendi. Ne diyecektik? Som, soy, a, ye, ya, dö demeyi becerebildik mi soruyu çözeriz. Şimdi buradan stil, biçimleri bulalım, stile ulaşalım. Bunlar neler bakalım? Konuyla ilgili verilen etkinliklere doğrudan katılmakta, yapılacak ve yaşantı getirilecek, yaşantı geçirecek etkinliklerden hoşlanmaktadır. Neşet'in tamamen nesine vurgu yapıyor? Yaparak ve yaşayarak öğrenmesine. Yaparak yaşayarak öğrenmeye vurgu yapıyorsam hangi biçimim vardı benim? Aktif yaşantı. Bunu bulduk. İkinci duruma bakalım. Öğrenme sürecinde zihni zorlayıcı, düşünce geliştiren, mantık kullanmayı gerektiren etkinliklerden hoşlanmaktadır. Tamamen öğrencinin bir öğrenme konusunda zihnini zorlamasından bahsediyorsa bu da düşünmeye dayandırdığı için süreci soyut kavramsallaştırmaya giriyor. Şimdi aktif yaşantı ve soyut kavramsallaştırmadan oluşan öğrenme stilimiz neydi? Ayrıştıran öğrenme stili. Bakalım seçeneklerimizde var mı? Değil, 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 değil. Evet var. Dolayısıyla Neşet'in sahip olduğu öğrenme stili aktif ve soyuttan dolayı ayrıştıran olacak ve sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Tamam mı? Anlaştık mı? Kolba dayalı ÖSYM sorularında bunu dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar soru tarzlarında. Şu ipucu bizler için önemli diyor ve devam ediyorum. Geldik tam öğrenme modeline. Bu durum tam öğrenmenin hangi değişkeniyle doğrudan ilişkilidir diyor. Bakalım. Şimdi ne vardı? Öğrencilerin bilişsel ve duyusal giriş davranışları vardı bir değişken. Öğretim hizmetinin niteliği vardı. İpucu, pekiştireç, etkin katılım ve dönük düzeltme. Bir de bağımlı değişkenimiz vardı. O da çıktı ve üründü. Burada bir şey anlatılacak bize. Tam öğrenme modelinde bir öğrenme ünitesiyle ilgili öğrenenlerin daha önceden öğrendikleri bilgi, beceri ve tutumlar oldukça önemlidir. Bu nedenle öğretmenler öğrenenlerin hazır bulunuşluk düzeyini, bak hazır bulunuşluk düzeyini, bu benim için bir nedir? Bilişsel giriş davranışıdır. Problem çözme becerisi diyor. Problem çözme becerisi benim için nedir? Bilişsel giriş davranışı. Akademik benlik algısı, akademik özgüven benim için nedir? Duyusal giriş davranışı. Tanıyarak üniteyi işlemeye başlamalı. Bu durum hangi değişkenle ilişkilidir diyor. Etkin katılım değil arkadaşlar. Başarı için belirlenen standart değil. %70'ten bahsetmemiş. Öğrenme ürünü sonuçtan bahsetmemiş. Öğretim hizmetinin nitelikleri ipucu pekiştireç dememiş. O zaman bak. Hazır bulmuşluk, problem çözme, akademik özgüven tamamen benim bilişsel ve duysal giriş davranışlarıma vurgu yapıyor. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacak diyor ve devam ediyorum arkadaşlar. Geldik yeni sorumuza. Evet, basamaklı öğretimle ilgili bir soru verilmiş bize arkadaşlar. Basamaklı öğretimle ilgili hatırlayalım. Nanne tarafından geliştirilmişti, yapılandırmacılığa dayanıyordu ve tamamen öğrencinin bir öğrenme konusunu belirlenen görevler paralelinde öğrenmesini amaçlıyorduk. Ve neydi? Görev belirleme basamağı vardı. Bu görev belirleme basamağında hangi Bloom taksonomisi basamakları bilme ve kavrama. Daha sonra görevi uygulama basamağı vardı. Görevi uygulama basamağında tamamen uygulama hedef düzeyi ve son olarak da görevin değerlendirilmesi vardı. Bu basamakta da hatırlarsanız analiz, sentez ve değerlendirme basamağı vardı. Yani basamaklı öğretimde görev belirlemede yapılan iş öğrencinin konuyla ilgili temel bilgiler edinmesi ve bu edindiği bilgileri yorumlaması. Görev uygulama basamağında belirlenen görevin yerine getirilmesi yani edinilen bilgilerin farklı problem durumları üzerinde kullanılması ve uygulanması.
Görevi değerlendirme basamağında ise öğrencinin belirlemiş yapmış olduğu, yerine getirmiş olduğu görevdeki var olan kavramlardaki benzerlik farklılıkları bulması, yeni ürünler, düşünceler, fikirler ortaya koyması ve kendisine verilen bir kriter doğrusunu öğrenip öğrenmediği konusunda karar verilmesiydi. Basamaklı öğretim modelini bu şekilde şöyle bir özetlemiş olalım. Şimdi soru bana ne diyor? Verilenlerden hangileri görev belirleme, yani şu basamak, C basamağı aşamasında gerçekleştirilir diyor. Bakalım. Öğrencilerin yerine getirdiği görevlerin sonuçları hakkında tartışması. Bu tamamen değerlendirme basamağı. O zaman görevi değerlendirmede olacak. Öğrencilerin edindikleri bilgileri anlaması, gözlemlemesi ve beceri kazanması. Bu tamamen benim için görevi belirleme basamağında olacak. Çünkü kavrama basamağıyla alakalı bir durum. Öğrencinin yaratıcı ve eleştirel gibi zihinsel becerileri üst düzeyde kullanması. Yaratıcı eleştirel diyorsam bu da görevi değerlendirme basamağında olacak. Devam edelim. Öğrencinin edindikleri bilgileri farklı problem durumları üzerinde kullanması ki transferdir. Bu benim uygulama basamağında olduğumu gösterir. Görev uygulama basamağı. Öğrencinin ilgi ve yetenek alanlarına göre görev alan uygun görev alanlarının tespit edilmesi. Bu da benim için yine görev belirleme basamağında gerçekleşecek etkinliklerdir. Bana görev belirleme soruyordu. O zaman 2 ve 5 nolu öncüllerimiz tamamen basamaklı öğretimin C basamağında gerçekleştiren etkinlikler olacaktır. Arayalım 2 ve 5'i. Değil, 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 değil. Sorumuzun doğru cevabı ne oldu arkadaşlar? E seçeneği. Şu özet anlaşıldı mı? Anlaşıldıysa güzel. Devam edelim. Geldik yeni sorumuza. Araştırma yaklaşımı diyor. Araştırma yaklaşımı ne olarak da karşımıza geliyor? Hatırlarsanız John Dewey tarafından geliştirilen araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejisi. Ne diyor bana? Araştırma inceleme yaklaşımının temel özelliklerinden biri değildir. Hemen tekrar neydi? Öğrencilerin bir problem durumuna bilimsel süreç basamaklarını kullanarak kendilerine özgü çözüm yolları üretmeleri tamamen öğrenci merkezli yapılandırmacılığa dayanır ve problem çözdürdü. Bu doğru da çözelim sorumuzu. Bakalım ne diyor? Olmayan bir şey arayacağız. Onu da özellikle dikkate alalım. A. Öğrencinin dersin kazanımlarına uygun olarak hazırlanan sorunların farkına varmalarını sağlar. Doğru mu? Doğru. Neydi ilk aşamanın adı? Problemin hissedilmesi ve daha sonra tanımlanması. Bu doğru. Öğrencinin problem durumuna bilimsel süreç basamaklarını uygulayarak çözüm üretme becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Bu zaten direkt tanımında verdiğimiz bir özellik. Bu da doğru. Öğrencinin küçük bir bilim adamı gibi çalışmalar yapmasını, sorun üzerinde hem tümden gelimsel hem de tüme varımsal düşünme stratejini kullanmasını sağlar. Bu da doğrudur. Hatırlarsanız John Dewey ne diyordu? Öğrenci araştırma yaklaşımında bütün zihinsel becerilerini kullanır, hem tümden gelim hem de tüme varım yolunu kullanarak problem çözer diyordu. Bu da doğru. Öğrenciler öğretmenin sunduğu ipuçları yardımıyla konuyla ilgili deneyim yaşar ve temel kavramları sorgulayarak keşfeder. Bu bir dursun. Bu bir dursun. Bu çok hoşumuza gitmedi. Doğru. Bir de edirini yakalım bulalım. Öğrencilerin yaşamları boyunca kullanabilecekleri karar verme, neden sonuç ilişkisi kurma ve sorumluluk alma gibi özelliklerini geliştirir. Evet doğru. Çünkü günlük yaşamada problem çözersem karar veririm, neden sonuç ilişkisi kurarım, problem çözmeye sorumlu olurum. Bu da araştırma incelemede var. Peki D neden değil? Bakın dikkat edin. Öğretmenin sunduğu ipuçları yardımıyla öğrenci deneyim yaşayıp temel kavramları keşfediyorsa bu araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejisinin değil tamamen buluş yoluyla öğretim stratejisinin bir özelliği olacaktır. Dolayısıyla D seçeneğinde verilen ifade araştırma yaklaşımının temel özelliklerinden biri olmayacaktır arkadaşlar. Anlaştık mı? Güzel. Haydi devam edelim o zaman. Geldik yeni sorumuza. Ne diyor sorumuz? Verilen uygulamayı gerçekleştiren öğretmenin temel amacı. Yine bir muhtemelen bir yöntem, teknik kullanacak. Bu doğrultuda temel amacı öğreneceğiz. Bakalım. Sosyal bilgiler dersine güneş sistemi ve gezegenler konusunu işleyen bir öğretmen sınıfa bir uzay mühendisi davet edip konuyla ilgili açıklamalar yapmasını sağlar. Bir davet. Şimdi bir uzman var elimde, bir uzay mühendisim var. Tamam mı? Bu uzay mühendisini ben ne yapıyorum? Sınıfa davet ediyorum. O zaman bir uzman sınıfa getirilir, konuyla ilgili bilgiler verilirse buradaki dikkate alınan tekniğimizin adı neydi hatırlarsanız arkadaşlarım? Uzman davetiydi. Doğru mu? Doğru. Şimdi o zaman dikkat edin. Uzman daveti tekniğini benim eğitimde kullanmamın amacı neydi? Uzman benim için kesinlikle kaçıncıl bilgi kaynağıdır? Birincil bilgi kaynağıdır. O zaman
biz uzman davetini öğretme öğrenme sürecinde kullanıyorsak amacımız birincil kaynaklardan yani uzmanlardan bilgi edinmektir. Bakalım yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağlam olmaz. Öğretim sürecini sıkıcılıktan kurtarma olmaz. Üst düzey zihinsel beceri gelişme temel amacım değil. Sosyalleşmeyi sağlama yine amacım değil. Bak C ne diyor? Birincil kaynaklardan bilgi edinmek diyor. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı uzman davetini kullandığım için birincil kaynaklardan bilgi edinmek yani C seçeneğimiz olacaktır arkadaşlar. Tamam mı? Güzel. Devam edelim. Süleyman öğretmenin süreçte uyguladığı öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yine ipuçlarını bularak tekniğimizi bulalım. Süleyman öğretmen fen ve teknoloji dersinde öğrencilerine dünya güneş enerjisinden yoksun olsaydı neler olurdu sorusunu sorar. Her öğrencinin bir süre fikir üretmesini ister. Bak burada çocuklar nasıl düşünüyor demek ki? Tek başına düşünüyor. Herkes bireysel olarak birkaç dakika düşündü, zihinsel olarak fikir üretti. Daha sonra sınıfı ikili gruplara ayıran, bak ikili gruplara ayıran, daha sonra gelen bu ifademiz var. İkili gruplara ayıran Süleyman öğretmen, öğrencinin fikir alışverişinde bulunmalarını sağlar. Sürecin sonunda yapılan tartışmalarla konu sınıfta değerlendirilir. Hatırlarsanız ne demiştik? Her öğrenci önce kendi başına düşünüp, daha sonra ikili gruplarda fikirlerini paylaşırsa birbirleriyle burada dikkate aldığımız öğretim tekniğimizin adı neydi? Rulman değil, dedikodu değil, vızıltı değil, kartopu değil. Önce herkes tek başına düşündü, ikililer oluştu ve düşünceler fikir alışverişinde paylaşıldı. Dolayısıyla bu etkinlikte Süleyman öğretmen düşün eşleş paylaş tekniğini kullanmıştır. Yani sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır arkadaşlar. Devam edelim. Evet, geldik yeni sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi forum tekniğini en iyi açıklayan ifadedir? Şimdi neydi forum? Forumda sınıftan seçtiğimiz bir grup öğrencimiz olacak. Bu grup öğrencinin mutlaka aralarında farklı görüşleri, farklı fikirler olacak. Yani uzlaşamadıkları bir konu olacak. Bu farklı görüşleri uzlaştırabilmek adına o grubu kendi arasında tartıştırıyorsak, sürecin sonunda da seyircilere katıyorsak hani tartışmaya, buna biz forum diyorduk. Şimdi bunu arayalım. Farklı görüşlere sahip bir grup olsun. Bunlar uzlaşmak, anlaşmak için tartışsın. Bakalım. A. Çelişkili bir konuda bütün sınıfın katılım düzeyine göre düşünce girip tartıştırması bu görüş geliştirme. Bu bana ne anlatmadı? Forum anlatmadı. Gitti. B. Belirli bir grubun bir konuda bilgi toplayıp konuyu kendi arasında farklı boyutlarla irdelemesi forum değil. Tamamen panel tekniğiyle açıklanır. Bu da değil. C. Bir konuda grup üyelerinin başkandan söz alıp sırayla ve eşit sürelerde düşüncelerini açıklaması durumu bu açık oturumdur ki yine forum değil. Devam edelim. Farklı görüş ve düşüncelere sahip bir grubun, bak şimdi farklı görüşlere sahip bir grubun konu üzerinde uzlaşmak için bilgi birikimlerini kullanarak tartışması biraz önce de açıkladığım gibi forum olacak. Sorumuzun doğru cevabı D. Ama bir de Edirne'ye bakalım, onda ne olduğunu irdeleyelim. Bir grubun kendilerine verilen problem durumu üzerinde uzmanlardan yazılı olarak görüşlerini alması ve bu görüşlerden ortak çözüme ulaşması ise Delphi tekniğiydi. Dolayısıyla benim için forum tekniğini anlatan en iyi ifade seçenekleri incelediğimizde D seçeneğinde görülüyor. Arkadaşlar anlaştık değil mi? Forumda farklı görüşlere sahip bir grup olacak. Bu grup uzlaşmak için tartışacak. Buna ne diyeceğiz? Forum diyeceğiz. Devam edelim. Geldik yeni soruya. Evet, 5E modeli yapılandırmacılığın uygulama aşamaları olarak karşımıza çıkıyor. Girme, keşfetme, açıklama, derinleştirme ve değerlendirme basamakları var. İrdeleyelim. 5E modelinin en kritik aşamasıdır. Eğer bu aşamada öğrenme düzeni öğrencilere açık ve net bir şekilde sunulmazsa, öğrenciler konuyla ilgili geçmiş deneyimlerini harekete geçiremez ve gerekli bağlantıları kuramazlar. Bu durumda modelin diğer aşamaları da anlamsız hale gelir. Bakın bu zor bir soru. Direkt hani böyle bir kitaptan, bir makaleden alınmış bir metin. Çözümleyebilmek için şu detayı kaçırmamanız gerekiyor arkadaşlar. Bak ne diyor? Eğer bu aşamada öğrenme düzeni öğrencilere açık ve net bir şekilde sunulmazsa, öğrencinin konuyla ilgili geçmiş deneyimleri harekete geçirilemez. Şimdi geçmiş deneyimden kastım nedir arkadaşlar? Öğrencinin o konuyla ilgili sahip olduğu ön bilgileridir. Ben
değerlendirme, derinleştirme, açıklama, keşfetme ve girme aşamasında hangisinde ön bilgileri önce harekete geçirerek geçmiş deneyimleri bir konuşturuyordum öğrencilere o konuyla ilgili? Evet, tabii ki girme aşaması. Dolayısıyla unutmayacaksın. Bak, sorumun çıkış noktası geçmiş deneyimlerin harekete geçirilmesi. Yani ön bilgilerin harekete geçirilmesinden dolayı burada dikkat alınan 5E modeli aşaması girme olacak. Yani sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. 5E modeli soruları ÖSYM soru tarzında karşınıza geldiğinde çözümlerken bu ipuçlarını yakalamayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Yakalayabilirseniz soru çözmeniz çok çok rahat olacaktır. Anlaştık mı? 5E modeli hatırlarsanız yapılandırmacılığın uygulama aşamaları olarak karşımıza çıkıyordu. Ve ÖSYM soru tarzlarından en önemlilerinden bir tanesi. Bakalım sorumuz ne diyor? 5E modelinin en kritik aşamasıdır. Bak şimdi, eğer bu aşamada öğrenme düzeni öğrencilere açık ve net bir şekilde sunulmazsa, öğrenciler konuyla ilgili geçmiş deneyimlerini harekete geçiremez ve gerekli bağlantıları kuramazlar. Bu durum modelin diğer aşamalarını da anlamsız hale getirir. Yukarıdaki sözü edilen 5E modeli aşaması aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi dikkat edin, 5E modeli soruları çözmede ciddi sıkıntı yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Önemli olan soru, yani verilen paragrafın içerisinde ipucu arayacaksınız. Bakın şimdi ne diyor paragraf? Eğer bu aşamada öğrenme düzeni öğrencilere açık ve net bir şekilde açıklanmazsa, öğrenciler konuyla ilgili geçmiş deneyimlerini harekete geçiremez diyor. Şimdi geçmiş deneyimlerimizden kasıt nedir arkadaşlar? Öğrencinin o konuyla ilgili sahip olduğu ön bilgilerdir. Şimdi dikkat edin. Girme, keşfetme, açıklama, derinleştirme, değerlendirmek. Değerlendirme karar vermekti. Derinleştirme uygulama yapmaktı. Açıklama kavramın ne olduğunun doğrusunu söylemekti. Keşfetme kavramı öğrenmek için mücadele vermek, bilgi toplamak, araştırma yapmaktı. Girme ise sürece başlamaktı. Şimdi ben sürece başlarken yapılandırmacılık olsun, 5E model olsun hiç sıkıntı değil. Öncelikle ne yapmam gerekiyordu hatırlayın. Öncelikle öğrencinin hazır buluşuk düzeyine ön bilgilerini harekete geçirmem gerekiyordu. Bak, geçmiş deneyimleri diyorsa bana, o zaman ön bilgilerden bahsediyor. Dolayısıyla sorumun doğru cevabı girme aşaması olacak. Yani E değil, şaka yapıyorum. Sorunun doğru cevabı A seçeneği olacaktır arkadaşlar. Anlaştık mı? Bak, bu önemli bir soru. En kritik aşama girmedir. Bunu sakın unutmayın, zihninize yerleştirin. Devam edelim. Geldik yeni sorumuza. Ne diyor? Verilen kazanımlardan hangilerinin yansıtıcı düşünmeyle ilişkili olması beklenir? Hatırla. Neydi yansıtıcı düşünmenin kazanım düzeyleri? Kavrama ve uygulama basamaklarıydı. Uygulama. Şimdi önce kazanımları tek tek bulalım. Sonra ne yapalım? Kavrama, uygulama olanları yansıtıcı düşünmedir diyelim. Solunum sistemi, işte sistemlerle ilgili kazanımlar verilmiş. Solunum sisteminin sağlığını korumak için pratik öneriler sunar. Pratik öneri nedir aslında? Öğrencinin o konuda ortaya koymuş olduğu yeni bir fikirdir. Yeni bir fikir daha çok neyle alakalı? Sentez basamağıyla alakalı. Devam. 2. Destek ve raket sistemini sağlığını etkileyecek olumlu ve olumsuz davranışları sorgular. Sorgulama, irdeleme, muhakeme etme neydi? Değerlendirme basamağıydı. Çok güzel. 3. Soluk alıp verme mekanizmasını gösteren farklı bir model tasarlar. Nasıl bir model? Farklı bir model. Bloom'a göre hangi basamak? Sentez basamağı. Devam edelim. 4. Bilinçsiz ilaç kullanımının etkilerinin farkına vararak ilaçları doğru şekilde kullanır. İlacı doğru şekilde kullanıyorsan bu benim daha çok ne yaptığımı gösterir? Uygulama yaptığımı gösterir. 4. öncülümüz uygulama oldu. 5. İskelette kıkırdağın önemini örnekler vererek açıklar. Bir öğrenci bir konuda kendince yorum yapıyorsa, kendince açıklama yapıyorsa, kendince örnekler veriyorsa bu da neydi? Kavrama basamağıydı. Şimdi dikkat. Biz ne dedik? Yansıcı düşünmenin iki tane kriteri vardı. Kavrama, uygulama. Onlar hangi öncülerde verilmiş arkadaşlar? 4. ve 5. öncülerde verilmiş. Dolayısıyla seçenekleri irdeleyecek olursak sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır arkadaşlar. Unutma, tekrar ediyorum. Yansıcı düşünme, kavrama ve uygulama. Yaratıcı düşünme, sentez. Eleştirel düşünme, analiz ve değerlendirme basamakları. Bu sende bir bilgi olarak kalsın. Anlaştıysak